Sağ ol kızım. Sizi biraz kısır ister misiniz? Alayım lütfen. Her şey harika olmuş. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun. Merci. Songül. Zehra abla geldi. Merhaba. Zehra abla sen sinemada değil miydin? Şekerim bana fenalık geldi. O kara kara gözlükler film de çok kötüydü. Çıktım ben. Merhaba efendim. Gül mü yapıyorsun Selin'cim? Hayır, arkadaşlarım beni ziyarete gelmiş. Senin arkadaşların da mı var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok severim. Patates salatası falan. Oh. Şöyle. Ay. Ay Allah pardon. Döktüm. Bütün şunları şuradan alayım. İki tane de kurabiye aldım. Oh. Evet. Bu hanım kim Selin'cim? Ben Songül'ümün üvey anasıyım. Kaymağımın. Hizmetçiler aile boyu yerleşmişler Selin'cim. Hatta baya baya aileden olmuş bu hizmetçiler baksana. Sen ne dedin bize? Hizmetçi mi dedin sen? Burada işte. Ya Zehra abla neredesin sen Allah aşkına ya? Hani insan bir haber verir. Telefon da kapalı, öldüm meraktan ya. Sus bir dakika. Sen ne dedin bize ya? Bir daha söylesene. Hizmetçi işte. Sana yazıklar olsun. Bunu da mı yapacaktın sen ya? İnsan kendi öz gelini hizmetçi diye tanıtır mı ayol? Ne? Doğru mu bu Songül? Söyleyince ben de bozmak istemedim. Lütfen arkadaşların yanında kadını küçük düşürme. Bu güzel kız senin gelinin mi? İnanamıyorum sana. Niye söylemiyorsun hayatım? Ay maşallah pek de tatlı, pek de terbiyeli bir kızmış. Hiç bozuntuya da vermedi. Evet, maşallah de. O kadar tatlıdır ki bir de. Zehra abla ben sana çay koyayım mı? Koy, koy hemen koy hem de. Songül sen de gelsene bir mutfağa konuşalım. Şimdi şekerim biz sonuçta şu an aileyiz. Ama yani gerçekleri de söylemek lazım. Bu nasıl bir gaddarlık? Bu kıza neler yaptı biliyor musun? Yemin ediyorum sabır taşı gibi. Sabır taşı olsa çattanlık böyle ortadan ayrılır sana söyleyeyim. Bak dinle. Ayırdı. Neler yaptı ayırmak için? O ne hırs. Bir de ne yaptı? Geldi benim evimi yıktı. Yıktı yerle bir etti evi. Kız bozulmuyorsun değil mi? Sonuçta dünürüz. Barıştık. Vallahi sohbet için söylüyorum. Nerede kaldık? Evimi yıktı diyordunuz. Yıktı. Kapının önünde iki tane böyle o kadar koymuş iki tane avukatı. Koskoca bir burdozer. Böyle alıp yıkıyor. Yıktı. Bütün evi aldı götürdü. Düşün. Ama ne oldu? Al. Gördün mü? Ayak. Hasta ve kim koştu? Ben koştum. İnsanlık için yapıyorum çünkü. Ona koşa koşa geldim. Bir bilsen. Aşkım yine de aileyiz. Artık aile olduk. Böyle şeyler olmaz çünkü. Değil mi? Küslük olmaz sonuçta. Canım o benim artık. Aşkım. Ne yaptı kız düşman gibi bakıyorsun?